Bu yıl maalesef Türkiye'nin birçok tarım bölgesi, birçok ili kuraklıkla, donla baş başa kaldı ve büyük zararlar var. Bizim milletvekillerimiz de çok sıkça dile getiriyor. Tarım komisyonumuz başta Ömer Fethi Güler, İlhami Aygün olmak üzere. Hakikaten Türkiye büyük bir kuraklığı yaşıyor. Hububat ve baklagillerde ekim alanlarda %80'e varan üründe düşüş olduğu söyleniyor. Ekil alanların birçoğunda çiftçi zaten zordaydı. Şimdi bu kuraklıkla beraber çok daha zora girdi. Maalesef çok büyük bir kayıp, bir yıl yaşanıyor. Bunun çeşitli nedenleri var ama bu HES meselesi aslında burada dikkat çekilecek bir mesele. HES'ler suyun mülkiyet hakkının devredilmesidir, özelleşmesidir. O nedenle HES'lerin bu anlamda nasıl bir zarar verdiğini de burada vurgulamak istiyorum. Maalesef bu artık kuru ekmek de bulamayacak. Sizin milletvekilleri diyor ya, vatandaş kuru ekmek yiyorsa aç değildir diyordunuz. Ama ekmek yapacak maalesef buğdayı bulamayacak durumdayız. Dönüm başına ortalama 270 kilogram ürün alınırken kuraklığın etkisiyle bu miktar 140 kiloya kadar düştü. Benim kendi ilim Malatya'da da özellikle Arguvan Yazıhan bölgesinde de yağış olmadığı için maalesef ekinlerin tamamı yanmış durumda. Tabii sadece kuraklık değil, bir de bizim yaşamış olduğumuz bir don felaketi var ki burada dikkatlerinize sunmak istiyorum. Malatya tabii Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden birisi. Malatya demek kayısı demek, Malatya demek tarım demek, Malatya demek ceviz demek, elma demek, tütün demek, badem demek ve Malatya tabii ki kayısı demek. Malatya'da 8 milyona yakın kayısı ağacımız var. 60 bine yakın ailemiz ise kayısıdan direkt geçimini sağlıyor. Aslında Malatya yaşayan herkesi direkt ve en direkt kayısı ilgilendirmekte. Yıllık ortalama 350 bin ton yaş, 110 bin ton kuru kayısımız var. Ve kuru kayısı, bu kayısımız sadece Malatya için değil, Türkiye'nin de gurur duyacağı bir ürün. Dünyada kayısı deyince akla Malatya kayısı gelmekte. Yaklaşık %80 ile %90 arasında kuru kayısının üretimini Malatya sağlamakta. Şimdi Malatya değerli arkadaşlar 23 Nisan'a kadar çiftçi tedirgin yatar, yatağa yatarken. Dua eder bugün don olmasın diye. 23 Nisan'ı atlattık. Daha önce yaşamadığımız bir felakette karşı karşıya kaldık. 9 ve 10 Mayıs geceleri maalesef bir don oldu. Bu donu don oldu ve üretici ona göre hazırlanmış olduğu şeyden ürünlerini kaybetti. Müthiş bir felaket yaşandı. Öyle bir felaket ki değerli arkadaşlar gözünüzle görmeseniz inanmazsınız. Başta kayısı olmak üzere ceviz, elma, armut, kiraz, erik, badem dondu. Yenecek meyve kalmadı. Sadece bakın dağdaki bizim davin dediğimiz ürünler var. Onlar bile yandı. Hatta hayvanların yiyeceği otlar bile yandı. Davin diye meyvemiz yandı, otlarımız bile yandı. Bakın bu ceviz, şu ceviz arkadaşlar. Bakın bu sanki yanmış gibi, ateş yakılmış gibi. Dokunduğunuz zaman bak şurada kirletmeyin burayı bakın. Şuraya bakın değerli arkadaşlar. Bu ceviz yaprağı. Bu ceviz yaprağı gözümüzde görmeseniz buna inanmazsınız. Bu da kayısı arkadaşlar. Bakın şu kayısıya bakın lastik gibi olmuş. Şu çağlamız, o muhteşem çağlamız lastik gibi olmuş durumda. İnsanlar ağlıyor. Bunu hakikaten gözümüzde görmesek inanmayız. Sadece değerli arkadaşlar meyve yanmadı. Ağaç yandı ağaç. Bakın şu ceviz ağacı resimlerden göstereyim ben size. Şu ceviz ağacı arkadaşlar bakın simsiyah altında ateş yanmış gibi. Şu bir ceviz bahçesi. Şu arkadaşlar. Gönderelim yine bu ceviz. Bakın şu bir tarlaya bakın arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya bakın değerli arkadaşlar burası komple sanki yangın çıkmış gibi bir yer burası. Yine şu kayısı ürünü arkadaşlar. Burada milletvekillerine seslenmek istiyorum. Başta Sayın Mahir Ünal. Kimse bilmez ama Darendellerin yeğenidir. Darendel'in yüksek kesimlerinde, Hekiman'da, Kurşunlusu'ndan başlayıp Kozderesi'ne kadar yenecek ürün kalmadı. Çiftçi ürün yanıp da kurtulmuyor. Buna bakmak zorunda. Bu ağaca su vermek zorunda, gübre vermek zorunda. Bu ağaca masraf etmek zorunda. Sizden ricamız şu, bir komisyon mu kurulur? Bir araştırma mı yapılır? Hakikaten Malatya, Darende, Kulunca, örneğin ben yarın Kulunca'da olacağım. Yaklaşık 12 köyü gezeceğim. Ve buradan herkes meclisten umutlu. Başta AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal olmak üzere Grup Başkan Vekilimize, diğer Grup Başkan Vekillerine rica ediyoruz. Hakikaten Malatya çok mağdur durumda. Bu mağduriyetin giderilmesini sizden rica ediyoruz.